eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Veda tavafı nedir, ne zaman ve nasıl yapılması gerekir? Veda tavafı hac ve ömrede ömre ibadetini yerine getirenlerin son dönecekleri zaman yapmış oldukları bir tavaftır. Dönmezden önce veyahut da fırsat bulduklarında veda tavaflarını yaparlar. Ne zaman dönerlerse dönerler. Onda bir sıkıntı yok. Ama makbul olan döneceği gün son bir defa işte veda tavafını yapıp memleketine geri dönmesidir. Çaylarınızı da için. Hanımın nisap miktarını geçik altını var. Bunu verecek durumda değiliz. Bize zekat düşer mi? Evet. Düşer ise kurbanda kesmeli miyiz? Hakkınızı helal edin. Hanefi'ye göre vaciptir. Şafi'ye göre nafiledir. Bir kimse nisap miktarını geçik altını var ise o kimse İslam hukukuna göre zengin hükmündedir. Onun zekat vermesi gerekir. Eğer borcu var ise borcu o paradan düşer. Yine nisap miktarı kadar altın kalıyorsa o zaman o kimse zekat verir. Hanefi'ye göre de zekat veren kimselerin kurban kesmesi vaciptir. Şafi'ye göre ise nafile ibadettir. Kurban kesimi yalnızca kan akıtma ve ibadet midir? İnananları diri tutma ve bunun gibi yönleri var mıdır? Pagan geleneği yönünde yaklaşım hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bu soruya özellikle cevap vermek istedim. Pagan geleneği diyenlere şunu söylemek istiyorum. Pagan geleneklerini terk etsinler. Kadınlar çırılçıplak dolaşıyor. Kadınların çırılçıplak dolaşması pagan geleneğidir. Eğer normalde paganlıktan kurtulmak istiyorlarsa eşlerini, karılarını, kızlarını, çocuklarını örtsünler. Pagan geleneğinden kurtulmak istiyorlarsa erkekler ortalıkta çıplak bir vaziyette dolaşmasın. Şimdi İslam'ın ibadetlerinin üzerinde kıyamet koparılıyor. Yani kurban geliyor, kurbanla alakalı kıyamet kopuyor. Ramazan geliyor, Ramazan'la alakalı kıyamet kopuyor. Cuma ile alakalı kıyamet kopuyor. Normalde topluma yönelik ibadetlerin hepsinde de kıyamet kopuyor. Ve topluma yönelik ibadetlerin saklanması, gizlenmesi, örtülmesi, böylece toplum içerisinde İslam şiarı olan, İslam'ın böyle olmazsa olmazları olup önde duran her ne kadar ibadeti var ise, her ne kadar bir ritüeli varsa, var ise onun üzerinde kıyametler koparılıyor. Yani sarığın üzerinde kıyametler koptu, insanlar sarığı attılar. İşte başı örtmenin üzerinde kıyametler koptu, insanlar başını örtmeye attılar. İslami kıyafetlerin üzerinde kıyametler koptu. İnsanlar İslam'ın kıyafetten uzaklaştılar. Normalde bakın günden güne o kadar çok bizi değiştirdiler, o kadar çok bizi dönüştürdüler ki yememizi, içmemizi, kültürümüzü, sanatımızı, şarkılarımızı, türkülerimizi, eğlencelerimizi, bütün her şeyimizi bizim dönüştürdüler. Ve Müslümanlar acı bir şey bu. Bu normalde dönüştürme, bu değiştirme psikolojisini ve politikasını kabulleniyorlar. Ve Müslümanlar acı bir şey böyle, bu normalde gavurların peşine takılmış, gavurların görüş ve düşüncelerini kendi görüş ve düşünceleri olarak insanların önüne koyuyorlar. Yani bunu bizatihi Müslümanlar yapıyor. Müslümanlar kendi inançlarını savunamıyorlar. Yani bu peygamberin sünneti kardeşim, ben bunu icra edeceğim. Bunun sonuna kadar bu yolu takip edeceğim demiyor kimse. Ve bunu aslında örtülü bir şekilde devletler bu değişimi ve dönüşümü destekliyor. İçinde bulunduğumuz devlet ve içinde bulunduğumuz hükümet dahil buna. Ve bunu cesaretle dillendirecek, cesaretle söyleyecek hiç kimse yok.
Yani tabiri caizse köpekler serbest, taşlar bağlı. Köpekler serbest, odunlar, sopalar bağlı. Öyle bir haldeyiz. Eşcinsellik revaçta, lezbiyenlik revaçta, çok affedersiniz böyle o Lut kavminin yaptıkları o pislikler revaçta, onları hükümet destekliyor revaçta. Kurban kesimiyle alakalı normalde yasaklanabilmesi için, insanların kurban kesmesini önlenebilmesi için her şey revaçta. Yani burada bir eşcinsel birbirini uydursa cezası yok, şurada kurban keserse cezası var. Fuhuş yapmanın cezası yok. Sokakta fuhuş yapmanın cezası yok. Parkta fuhuş yapmanın cezası yok. İstediğiniz yerde, istediğiniz şekilde fuhuş yapabilirsiniz. Cezası yok. Size neden burada fuhuş yapıyorsunuz demezler. İstediğiniz yerde içki içebilirsiniz. Siz neden burada içki içiyorsunuz demezler. Sokakta içersin, yolda içersin, arabada içersin, dağın kenarına çekilir içersin, yol kenarında içersin. Her yerde içki içebilirsin. Sana neden içki içiyorsun burada? Sen neden burada meskun mahallede içki içiyorsun? Sen neden burada toplumun içerisinde içki içiyorsun? Bu parkta neden içiyorsun? Neden sarhoş dolaşıyorsun? Bunun suçu kabahati yok. Ama sen evinin önünde işte bir kurban kesmeye kalkar, bir mezrada kurban kesmeye kalkarsan bütün belediyesi, zabıtası, ondan sonra askeriyesi, polisi gelir seni tepeler, cezayı da verir sana. Sen burada kurban kesemezsin. Sen cinsel olarak bütün kurbanları kesersin, içki içersin, fuhuş yaparsın o tarlada, o bahçede, kullanılmayan yerde, nerede olursan ol. İçki içersin, kumar oynarsın, zina edersin, eşcinsellik edersin, kurban kesemezsin. Kurban kesemezsin. Senin kapının önünde fuhuş yaparlar, senin kapının önünde uyuşturucu içerler, senin kapının önünde içki içerler. Sen polise telefon açarsın, söylersin, kapının önünde dersin, ne yapalım beyefendi derler. Kapının önünde kardeşim fuhuş yapıyorlar burada dersin, ne yapalım beyefendi derler. Kapının önünde adam uyuşturucu çekmiş kapının önünde ortalığa sarkıntılık yapıyor dersin. Açarsın polise telefon, ne yapalım beyefendi derler. Ama orada kurban keserseniz sizin tepenizden bastırırlar. Her şey yapabilirsiniz. Kurban kesemezsiniz. Ortalık uyuşturucu müptelasıyla dolar, siz ama kurban kesemezsiniz. Evet. Kurban vahşettir, uyuşturucu rahmettir. Kurban vahşettir, zina rahmettir. Kurban vahşettir, eşcinsel rahmettir. Kurban vahşettir, dinsizlik rahmettir. Evet. Ama kurban vahşettir. Gazetelerde, dergilerde, internetlerde bilmem hangi manken, bilmem hangi şarkıcı, bilmem hangi türkücü boy boy bikinileri resimlerini seyreder bu ümmet. Mıkı çıkmaz, gıkı çıkmaz, her türlü, her türlü sapkınlığı, her türlü şeytaniyeti, deccaliyeti, hayvaniyeti seyreder bu ümmet. Sesi çıkmaz. Kurban kesimini eğer videoya çevirir atarsanız vahşet deyip ayağa kalkarlar. Ümmet seyrediyor. Ümmet sessiz. Ümmetin gür bir sesi yok. Adım 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 gavurlaşıyor ümmet. Adım adım. Adım adım gavurlaşıyor.
Siz yolda yürürken istediği kadar soyunmuş bir kadına yan gözle bakamazsınız. Ama bir sakallı kadınlar isterlerse yüzlerine bakıp yapıp tükürür. Bana tükürüyorsun diyemezsin sen. Dersen kadını tacizden karakoldasın. Sen de tüküremezsin ona. Ben seyrediyorum ne yapacak sakallı diye, kafasının önünde gitti. Sana tükürdü dedim ben. Sustu. Dedim senin üzerinden ümmete tükürdü. Bu korkaklık ne? Bu pısırıklık ne diye bağırınca kadın gördü beni. Baktı da normal değilim ben. Pırt yürüdü. Dedim ne susuyorsun? Ne susuyorsun? Senin sakalına tükürdü ya. Pis sakallı dedi bir de. Dedim ne sustun? Neden dedim ümmetin namusunu savunmadın? Kes o zaman bu sakalı dedim. Ben başlayınca bağırma orada. Kadın gidiyor. Gitme dedim. Gel bana da tükür. Ümmet sessiz. Ümmet sessiz arkadaşlar. Ne yazık ki ümmet böyle kafasını sokmuş kuma. Her tarafı meydanda. Biz Kur'an ve sünnetimizi savunmaktan aciz bir Müslümanlardan olduk. Cayır cayır gazeteler, dergiler, yazarlar, yani kurbanın vahşet olduğunu, pagan olduğunu, öyle ya, pagan deyince İbrahim kurban kesti, İsmail kurban kesti, İbrahim'den sonra bütün peygamberler kurban kesti, İbrahim'den önce Adem kurban kesti. Adem'den sonra çocukları kurban kesti. Zaten kıyamet oradan koptu ya. Adem'in oğulları kurban kesti. Cenab-ı Hak dedi ki birini kabul etti, birini kabul etmedi. Kabul etmeyen kimse kabul edileni kalktı, katletti. Yani Adem'den beri süre gelen bir ibadet var. Adem'den itibaren süre gelen bu ibadeti kalkacak Türkiye'deki din düşmanı, dinsiz. Bir de yazmış zaten. Ben şimdi böyle söyleyince beni din düşmanı yapacaksınız, beni dinsiz yapacaksınız demiş. Ne yapacaktık ya? Alkışlayacak mıydık? Tabi alkışlayanlar var. Adem'den itibaren süre gelen ibadeti vahşet olarak nitelendirdiler. Her kurban pişirip koyuyorlar, bu kurban daha şiddet bir şekilde. Biz de önayak oluyoruz ki. Yani şu insanlar birer tane koç alıp evlerin önünde kesse ya yazacak hangi birine ceza yazacak? Şu Müslümanlar sahip çıkmıyorlar ki kendilerine. Cumasına sahip değil, bayram namazına sahip değil, kurbanına sahip değil, Ramazan orucuna sahip değil, beş vakit namazına sahip değil, kendi ahlakına sahip değil. Kendi adab ve erkanına sahip değil. Müslümanlar olarak sahip değiliz. Müslümanlar olarak böyleyiz. Kimseye suç bulmayalım. Bizim işimiz o ojenin altına su girecek. Oje var mı yok mu ona bakalım. Sakallarımızı bir tane kumpas getirelim. Kaç santim bırakacağız? Şalvarımız, erkeklerin şalvarı kaç metreden olacak? Cübbe nereye kadar olacak? Biz ellerimizi kulak memelerine mi değdireceğiz? Memesinin önüne mi değdireceğiz? Memesinin arkasına mı değdireceğiz? Önüne mi değdirirsek daha iyi? Yok, arkasına mı değdirirsek namaz daha makbul? Biz bunlarla uğraşıyoruz. Tabii. Mehdi ne zaman gelecek? Mehdi öyle mi olacak, böyle mi olacak? Bunlarla uğraşıyoruz biz. Memleket gidiyor, memleketle. Ne işimiz var bizim ya? İslam toplumu bir tarafa doğru gidiyor. Onunla ne işimiz var? Halimiz bu. Halimiz bu. Bayram namazına kadın, çoluk, çocuk. Ben de dahilim buna. Biz hep beraber gidemiyoruz ki. Halimiz bu. Zaten gitsek oradaki cemaat bizi taşlar.
Yani desen ki sünnet-i seniye bu kardeşim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hiçbir bayram namazını kadınlar mescide gelmeden kılmamış. Hiçbir bayram namazı yok ki kadınlar mescide gelmemiş olsun. Eğer ay hali olanlar var ise onlar mescidin dışında toplanmışlar. Biz yapamayız. Biz yapamayız. Dinozorlardan korkarız biz. Din dinozorları var ülkede. İslam dünyasında din dinozorları var, siyaset dinozorları var, ekonomi dinozorları var, hukuk dinozorları var. İslam dünyasında bu dinozorlar boğuyor ortalığı. Asıl mücadele verilmesi gereken bunlar. Bu dinozorlarla savaşmak lazım. Bu dinozorlarla savaşmak vallahi da billahi de farz ayın. Cihad-ı Ekber. Din dinozoru, siyaset dinozoru, ekonomi dinozor, ekonomik dinozorlar var. Bunlarla kültür dinozorları var. Var. Adamlar oturmuşlar, onlardan başka sanattan anlayan yok, onlardan başka kültürden anlayan yok, onlardan başka hiçbir şey anlayan yok. Bir tek onlar anlıyorlar. Siyaset dinozoru, onlardan başka siyaseti bilen yok. Din dinozoru, onlardan başka din bilen yok. Ve bu dinozorlar besleniyorlar, bizden besleniyorlar, Müslümanlardan besleniyorlar. Yani yeni bir parti kuracak olan gözünü Müslümanlara dikiyor. Ben bunları aldatır, nasıl bunların oylarıyla gelebilirim? Din dinozorları gözünü Müslümanlara dikiyor. Ben bunlardan nasıl, ne alabilirim? Parasını toplayacak, zekatını toplayacak. Ondan sonra İslam yolunda çalışıyoruz diyecek, toplayacak, yiyecek. Kime topladığı belli olmayacak. Verecek ama insanlar. Çeklerini verecek, senetlerini verecek, paralarını verecek, evlatlarını verecek, mallarını verecek. Ver Allah ver. Doymuyorlar. Doymuyorlar. Siyaset dinozorları doymuyorlar. İnsanları sömürdükleri yetmiyormuş gibi devleti sömürüyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, çalıyorlar, çırpıyorlar, harcıyorlar. Paralarına para katıyorlar. Siyaset dinozoru. Hepsi de ve hepsi de lanetlik. Doymuyorlar. Doymuyorlar. Ve ümmet sessiz, işin en acı tarafı bu. Ümmet kendini peşkeş çekmiş bu dinozorlara. Ha bir sefer ölelim diye düşünmüyor hiç kimse. Bizim de buzdolabımız tutuyor bizi, evimiz tutuyor, paramız tutuyor, 3-5 kuruşumuz var o tutuyor, rahatımız tutuyor, huzurumuz tutuyor. Aman konuşursak ne olur, aman ya hocam konuşma bak ya, senin CD'ni dinledim, işte internetten sohbetini dinledim, seni sevdiğimden dolayı senin telefonunu aldım. Aman böyle konuşma, sen kimin uşağısın dedim, böyle konuşma diyorsun, kimin uşağısın? Tabii, uşak. O da dinozorlara iman etmiş. Ne? Allah'a iman ettik. Bu dinozorlar ne? Neden onların dediğini yapıyor? Allah'a iman edenin dinozorlarla işi ne? Ama bizi de bu hale getirdiler. Hepimizi. Bizim de kendi nefis dinozorumuz var. Şeytan dinozorumuz var. Biz de boş değiliz hiçbirimizde. Ve acı bir şey, kurban o hale geldi. Yani düşünebiliyor musunuz ya? Yani kesimsiz kurban bağışı var. Yani sen kurban bağışı yapıyorsun, hayvan kesilmiyor. Yani sen kalkıyorsun Kızılay'a, diyorsun ki bir tane kurban kes bana. Onlar kesimsiz kurban bağışı topluyorlar. Yani hayvan kesilmiyor. En gülüncü ne? En gülüncü şu,
Kızılay'a kurban bağışı için kurban etmişler. Bilmem kaç bin tane, 55 bin tane mi işte, bilmem kaç bin tane hayvan kurban kesilmesi için. Normalde Kızılay'a millet bağışta bulunmuş. Kızılay'da nakdi olarak kesmedi kurbanları, nakdi olarak değişik vakıflara para olarak göndermiş. Onlar kesti kesmedi vicdanlarına kalmış. Yani haçta olanı normalde hani şey yapıyorduk ya, kendi kendimize, ben kendi kendime diyorum ya, ya üçüncü gün, dördüncü güne kadar kurban kesiyorlar. Üçüncü, dördüncü güne kadar ihramdan çıkmamış bir tane hacı kalmıyor. Ya kurbanın, Ramazan bayramın birinci gün, kurban bayramının birinci gün öğlenden sonra ihramdan çıkmamış hiçbir hacı kalmıyor. Herkes ihramdan çıkıyor. Bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz kasap olarak oraya gidiyorlar. Onlar üçüncü gün son fasıl akşama kadar, bazen dördüncü gün öğleye kadar kurban kesmeye devam ediyorlar. Ya bu insanların ibadetleri nereye gidiyor? Yani kurban kesmeden, dikkat edin, bir kimse şeytan taşlayacak, şeytanı taşladıktan sonra diyelim ki haccı temettüye niyet etti. Şeytanı taşlayacak, şeytanı taşladıktan sonra kurbanı kesilecek. Kurbanı kesildikten sonra o kimse ihramdan çıkacak. O kimse kurbanı kesilmeden ihramdan çıkamaz. Bu kimse ihramdan çıkmadan örneğin eşiyle cinsel ilişkiye de giremez. Ya birinci gün kurbanının kesilip kesilmediğini bilmiyor. Kesildi bir haberi geliyor, kesildi. İhramdan çıktı. Ayak kurbanı kesilmediyse ne olacak? Kesilmedi zaten. Bir tane kulu şu filancanın kurbanı diye bir şey yok ki. Şu partinin kurbanı diye bir şey yok ki. Yok, bildiğim kadarıyla yok, öyle mi? Önünüze geleni kesiyorsunuz. Kimin partisi olduğu belli değil. Sıraya. Ya hayvan sırasına yani. Bitti. Ya en şeyi şu. Gideceksin orada kasaplık yapan bir kimseye diyeceksin ki benim kurbanımı ben sana vekalet, vekil tayin ettim. Parasını yatırdın ya. O da bir hayvanı alacak, diyecek ki vekil, kaç tane vekil aldı? 40 tane. 40 tane hayvanı onlara niyet ederekten kessek ancak o zaman kurtulur bir insan. Oo bak bir tehlike daha çıktı. Şirketle gidenler ellerinde şey yok. Kurban parasının normalde yatırdıklarına dair fiş yok. Şirketin yatırıp yatırmadığı da belli. O fişi size vermesi lazım. Bir şey daha çıktı. Dedim ya bütün ümmet ütülüyor diye. Bütün ümmet ütülüyor. Bütün ümmet ütülüyor. Cenab-ı Hak'a hamdolsun hacıları hep ifrat haccı yaptım. Haçların bendeki hepsi de ifrat haccı. Bütün arkadaşlara da diyordum hakkınızı helal edin. Siz başka bir hacca niyetlenebilirsiniz. Ben ifrada niyet edeceğim. Biraz okuyunca insan diyorsun burada sıkıntı var, tehlike var. Ama ümmetin bu noktada hareket edecek, ümmetin karşı duracak mecali yok. Bir de yani ben ümmeti de haklı görüyorum.
Yani şöyle haklı görüyorum. Yorgunuz. Aldatılmaktan, kandırılmaktan yorgunuz. 200 yıldan beri bu yorgunluğumuz devam ediyor. Ve biz yorgun nesillerin yorgun nesilleriyiz. Hep aldatıldık, hep kandırıldık. Şu muhteşem bir şeyh dedik, peşinden gittik, aldatıldık, kandırıldık. Şu şöyle muhteşem bir cemaat dedik, peşinden gittik, aldatıldık, kandırıldık. Şu harika bir cemaat dedik, harika bir tarikat dedik, harika bir siyasetçi, harika bir parti dedik. Hep aldatıldık, hep kandırıldık. Şimdi böyle aldatılmak, kandırılmak bizde mutatlaştı. Biz böyle bir kısmımız bu aldatılmaktan, kandırılmaktan yorulduk. Bir kısmımız artık aldatırılırız, kandırılırız diye uzak duruyoruz. Bir kısmı da yorgun zaten. Ümmet bu hale geldi. Ne yazık ki bu hale geldi. Adam şeyhine güvendi, oluk gibi para akıttı. Bir baktı ki paralar uçmuş. Adam cemaatine güvendi. Hangi cemaat olursa olsun, oruk gibi para akıttılar. Bir baktılar ki kandırılmışlar. Adam işte İslam gelecek dedi, bir siyasi partinin peşinden koştu. Oluk gibi para akıttılar, oluk gibi nefes harcadılar. Orta yerde yine sonuç yok, yine sonuç yok, yine bir şey yok. Yine kandırılma, yine kandırılma, yine kandırılma. Hep kandırılma. Bakıyorum ben, gerçekten diyorum ki bu ümmetin ayakta durması dahi mucize. Böyle direnmesi, kendi kendini ayakta tutmaya gayret etmesi dahi mucize. O yüzden kandırılıyoruz. Ne yazık ki ütülüyoruz. Allah bizi iyilerle karşılaştırsın. Amin. Cenab-ı Hak Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışmayı nasip eylesin. Amin. Bazen kendi kendimize kel aynen kuşu gibi görüyoruz kendimizi. Diyorum ki kendi kendime, Mustafa Özbağ garibiz diyorum ben. Yani diyorum yok, yapacak bir şeyimiz yok diyorum. Kendi gücümüzle, kendi yağımızla, kendi kendimize ayakta durmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak ayakta tutsun inşallah. Amin. Cenab-ı Hak gelecek nesillere doğru Kur'an ve sünneti, Kur'an ve sünnet dairesindeki bir tasavvufu miras bırakmayı nasip eylesin. Amin. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Bizden yana da helal olsun inşallah. Fâlemennâhu. Lâ Fatiha ma selam. Amin. Ecmen. Destur.